Mahsun'un canlı yayınımıza hoş geldiniz. Gurme Spor'un ilk Mahsun'un canlı yayınında karşınızdayız. Sağımda Tuncay Şanlı, Serhat Akın ve Hasan Kabze'yi görüyorum. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derbiyi geride bıraktık. Galatasaray flaş bir skorla Kadıköy'den 3 puanı aldı, yani 3-0 kazandı ve çok net bir galibiyet aldı. Belki de psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş oldu, böylelikle puan farkını da 4'e çıkardı. İzninizle Hasan Kabze ile başlamak istiyorum. hakikaten net flaş bir galibiyet geldi Galatasaray'dan Hasan abi. Valla öncelikle herkes için hayırlı olsun. İnşallah çok güzel programlar da yapacağız. Tabii böyle başlamak benim için daha bir güzel oldu. Avantajlı oldu. Avantajlı oldu biraz. Yani keyifli oldu açıkçası benim adıma. Tabii çok güzel bir Galatasaray'dan çok güzel bir gece baktığın zaman. Yani şimdi 3 tane atıp oradan çıkacağını deseniz maçtan önce hemen kabul ederdi biz futbolcular yani baktığında. 1-0'u da kabul edebilirlerdi. Yani işte diyorum ya, yani hani çok güzel bir gece. Dolayısıyla da ben mutluyum bugün. Güzel bir başlangıç oldu benim adıma, öyle söyleyeyim. İnşallah bundan sonraki haftalarda da güzel programlarda yaparız yani başlangıç. Değerlendirmeleri de yapacağız tabii ama ilk derbiyle ilgili ilk görüşleri alalım. Tuncay abi, yani Fenerbahçe'nin istediğini hiçbir şekilde sahaya yapamadığı, uygulayamadığı, türbülansa girdiği, şoka girdiği bölümler izledik karşılaşmada. Ya üçlü başlaması zaten otomatikman maçtan önce biz kendi aramızda yaptığımız yorumlarda da üçlüyü bir türlü beceremiyor. Öyle bir olmuyor, oyuncu kalitesi yok. Aslında sondan da başlamak lazım. Ferdi'nin haricinde isyan eden bir oyuncu yoktu. Bireysel maçtan önce teknik adamların konuşmalarına baktığımızda Fenerbahçe tarafından kontrollü bir oyun olacağını söyledi. Rakip sonuçta beraberliğe de okey diyebilirdi. Çünkü puan farkını korumak isteyecektir. Bireyselliğe bıraktı. Bireysel yeteneklerin devreye gireceğini söyledi Jesus. Ama oyunda bireysel olarak sadece Ferdi üzerinden konuşabiliriz. Evet, birazdan daha farklı analizler de yapabiliriz ama hazırlanamadığını gördük. Konsantrasyon eksikliği vardı. Özellikle Altay'ın kalede güven vermemesi, belki o golü yemese maç ortada devam edecekti. Ama dediğim gibi maça iyi hazırlanamayan bir Fenerbahçe vardı. Hem oyuncular olur hem de teknik anlamda, yani iki türlü. Oyuncu değişikliklerinde de bence geç kalındı o anlamda. Ama hamle yaptıktan sonra o oyunculardan da verim alamadı yani diyebilirim. Evet, kesinlikle verim konusunda herhalde Serhat abi bugün... Hem net bir galibiyet Galatasaray için. Galatasaray adına da ligin bence en rahat maçlarından biri oldu. Yani önümde birçok not var ama en önemli notlardan biri şu: 3 pasta pozisyona girdiler. Senle saydık. Aynen. İlk yarıda. Evet. Kaleci Muslera uzun sağ oynadı. Zalai'ydi. Aynen. Galiba kaçırdı. Evet. Ortaya çıkardı, Barış Alper'e dışarı vurdu. Ya ezber bir oyun oldu. Çünkü hafta içinde Fenerbahçe'nin taktik dizilişine göre öyle bir çalışma yapmış Galatasaray. Hani hiç gözü kapalı. Ezber bir oyun oynadı ve açıkçası. Bu oyunu da sahaya istediğini yansıtan Okan Buruk oldu Sert abi. Yani Jesus ve Okan Buruk ikilisine baktığımızda Okan Buruk herhalde çok bugün ağır bastı Jesus'a göre. Ya şimdi ilk yayınımız biraz mütevazi girelim dedik de olmayacak gibi. Kendimi de tutamıyorum. Yani şöyle, aslında tuttuk da Serhat. Tuttuk. Son 15 dakika ben biraz şey... Tuttuk da yani nereye kadar tutacağız? Bizim yayın burada nasıl, yarıda mı kesilecek? Bir saate tamamlayacağız bilmiyorum. Şimdi bence, ben biliyorsun hani birazcık o konularda netim. Yani şimdi burada tamam, Galatasaray hak etti, hiç tartışmasız. Kesin. 3-0 net bir skor. Skora da yansıttılar. Fenerbahçe bir gün ne istediğini, ne yapmak istediğini bence oyuncular kendi de bilmiyor. Ferdi'yi hariç tutalım. Ama şimdi başka bir şey var. Hocanın 50'den sonra, 55'ten sonra bir beyni durdu. İlk defa ben Jesus'u çaresiz görüyorum. Şimdi Jesus'u çok övdük. Yani Hasan da katılır. Bunu Galatasaray, Beşiktaş. Evet. Jesus önemli işler yaptı ilk yarı. Şimdi ilk yarıyla Fenerbahçe Jesus, ikinci yarı Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir Fenerbahçe var. Neler oluyor içeride bilmiyorum. O beni çok ilgilendirmiyor. Ben sahada maçımı seyrederim. Sahada sana, yarı olmaya bakarım. Sana bu içeride neler oluyor düşündürten şey de İrfan'ın kırmızı kartı bence. Ona geleceğim. Yani, şimdi burada net bir şey konuşmamız lazım. Şimdi burası, biz de bu işi yaptık. Aynı jenerasyonuz. Sağdan geliyoruz. Sağdan geliyoruz. Şimdi İrfan girdi, kırmızı kart ne oluyor? Daha maç oynanıyor ya. Daha bitmedi ki maç. Yani bu harekete ne gerek var? Yani tripli mi? Rahatsız mı? Aa bak, net. Net diyorum sana, sezon sonu. Bu hareketleri yapanla Fenerbahçe ayrılması lazım. Çünkü bir sene daha şampiyon olmazsa, yani bu sene bilmiyorum nasıl bu devam eder yani. Çok sıkıntı. Şimdi süper bir hoca geldi. Çok övdük. Mükemmel giden 4 puan oldu. Ve fikstüre baktığımızda ciddi bu puan farkı açılır yani. Galatasaray çok iyi. Galatasaray çok ciddi. İstanbul'da oynayacak maçlarının çoğunu.
Kendisi aslında. Yani çok az puan kaybeder diye düşünüyorum. Evet, bayağı bir üst üste içeride var. Yani şu an fikstürü de bakıyorum, önümde açık. Hasan abi şu anda mesela bu derbiden sonra müthiş bir ivme alan bir Galatasaray. İki maç üst üste içeride. Hatayspor, Antalyaspor. Ya şöyle bir şey var. Yani şimdi bu maçın bu kadar kolay olabileceğini kimse düşünmezdi yani. Yani maçtan önce mesela Galatasaray'ın daha forvet hattında kim oynayacağı belli değildi yani. Gomis mi oynayacak, Icardi mi oynayacak, Barış mı oynayacak? Daha belli de bile değildi. Yani hani orada ama şimdi bir bakıyorsun maçın gidişatındaki olaylara o kadar yani gerçekten yani şimdi Fenerbahçe hakkında bir şeyler söyleyeceğim ama yani ne takım ruhu var, ne organizasyon ne var, isyan var, ne isyan var, yani, ne böyle yani hani defansif anlamda bir kurgu var, aksiyon var, hiçbir şey. Bağlantı yok. Bunun aksine Galatasaray'a baktığında tam bugün Galatasaray için şanslı güzel bir gündü belki de. E ne yaptı Galatasaray? Fenerbahçe'nin yapmak istediği önde baskıyı direkt başladı yani. Kaleciye kadar gitti. Bir tek bugün Fenerbahçe'nin ilk başlardaki en olumlu yanı taraftarın inanılmaz ateşiydi yani. Vallahi çok ben bile yani tüylerim diken diken oldu, o kadar söyleyeyim. Ama sonrasında nasıl Galatasaray bunu domine etti? İleride bastı. Orta sahada aldı oyunu. Seyirciyi de kopardı maçtan. Seyirciyi maçtan kopardı ama şöyle de bir durum var. Ya şimdi Fenerbahçe iyi analiz etmedi bir kere yani. Asla etmedi çünkü böyle oynayamazsın yani. Sen deplasmanda en az gol yiyen takıma karşı bu kadar açık oynarsan önüne herkes gitti ya. Yani defansa uzun top atılan her pozisyon pozisyona döndü. Yani tehlike yarattı Fenerbahçe'ye baktığın zaman. E böyle olursa da sen yani hem deplasmanda zaten 5 haftadır galip gelen bir oyuncu grubuna karşı oynuyorsun. Lidere karşı oynuyorsun. Bu kadar açık verirsen zaten böyle olması kaçınılmaz bence. Yani Galatasaray'ın son maçlarına bakalım. Zor kazandı. Evet. Son dakikalarda. Evet. En net galibiyetlerinden biri ve evet, derbiden bahsediyoruz. İnanılmaz bir ilme. Yani acayip bir bütün yelkeni yani rüzgarla doldurdular. Bilinçli bir oyun vardı. Dönen topların hepsini aldılar. Evet. Sekeni topladılar, bir daha hücum ettiler. Kenar oyunlarını çok iyi becerdiler. Bireysel yetenekleri zaten ayrı koyalım. Ama takım halinde ne yapmak istediğini bilen bir Galatasaray vardı. Daha kesinlikle ayakları yere basan bir takım vardı yani. Gerçekten yani baktığında yani evet bir Ferdi ben yani Türkiye'deki çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Nereye koyarsan koy oynar. Ama oynamasının yanında vermiş olduğu ruhu kimse gösteremedi abi. Yani bu kadar... Ya bu kadar mı olmaz? Mesela bir, öyle bir şey o zaman Tuncay bir koştuğu benim zaman... Benim şimdi aklımda o vardı yani. Gerçekten bizim oynadığımız dönemde Tuncay bir koştuğu zaman aha başladılar diyorduk mesela, anladın mı? Hani bu yok yani. Bak, Ferdi hiçbir zaman tartışmaya girmez. Sadece işini yapar. Bu kadar. Bugün o da dayanamadı. Evet. Tartışmaya girdi. Takım arkadaşlarını kızıyor aslında. Aynen, değil mi? Evet. Bir yani tepki vermek helal istiyor. Ya kavga etmeyen oyuncu Abdülkerim'le bir tartışmaya evet, girdiler evet, sonlara doğru. Çünkü o da kızmaya başladı. Sadece bir tane oyuncu değil, bütün takım halinde bir isyan olsa seyirciyi yanınıza alırsınız. Seyirci size bir anda maçı çevirebilir. Ki senin en çok... Ya tabii ki o... Yani... Sen maçı izlerken şey dedin abi, 2-0 oldu, daha kırmızı kart olmamıştı. Ya uzatma da var, daha var bir 15-20 dakika. Yani kafa da oraya gidiyor tabii, oyunculuk yani zamanına gidiyor. Bir denedi onu, bir korner pozisyonda evet, seyirciyi evet, kaldırmak istedi. Çünkü seyirci de oyundan memnun değil. Acaba nereye gidiyor bu oyun? Ya şöyle kopuyor. Ya şunu da söyleyeyim Tuncay, kusura bakma. Estağfurullah. Ya şimdi mesela maçlarda bazen sen maçı görürsün tecrübeli oyuncu olarak veya hissedersin, tamam mı? O an yani iki tane oyuncunun, üç tane oyuncunun birbirine bir şey söyledikleri zaten yayılır. Ona göre ona göre bir gard alırsın yani. Ya dersin tamam yeniliyoruz mu kardeşim? Basalım. Gidelim bir vuralım. Şey yani bir tepki gösterelim. Hani bunu en azından kabullenmeyelim dersin yani. Ama bugün gerçekten yani Fenerbahçe takımında bunu yapan dediğin gibi yani Joshua King'in bir kere kenarda taç attığı pozisyon var. O kadar. Başka da yok. Yani onun akabinde bir iki tanesi yapsa belki maç 15 dakikada değişebilirdi yani. Ama görmedi. Taraftar da oyunu gördü. Sonuçta o da dayanamadı taraftan. Islıklamaya başladı. Hem ıslıkladı bir yandan da Ferdi'yi alkışladı. O hakkını verdi çünkü. Oyunu okuyor zaten ama az önce söylediğim gibi yani 5 dakika içinde 3 tane topu taca attık. Evet. Evet. Ve ilk yarının ikinci yarının başında oldu bunlar hemen. Aynen. Serdar'la, İkisi Salah... Serdar'la, bir aynen, tanesi Zala'yla. Hani işte bu konsantreyle zaten alakalı. En son golde zaten öyle yani. Hani konsantresi evet, tamamen gitmiş. Yere pası atılan bir yanlış bir pasta Icardi aldı attı yani. Yani bu kadar da basit gol yemez Fenerbahçe yani. Icardi oyuna girdi. Tabii. Bir asist, bir gol. 20 dakikada 1-0'lık maçı 3-0 yaptı. Ya, bizim oyuncuları yollasak Arjantin acaba tatile ha? Tuncay. Bilmiyorum, demek ki biz bir şey yanlış yapıyoruz. Yani Torreira gitti, girdi içeride ya savaşıyor. Serhat'ın bir veya iki oyuncu kötü oynayabilir. Bütün takım. Hazır yani. Ferdi ya, takım halinde sonradan girenler de dahil. Hoca da donuktu bugün.
Durdu. Yani bir ara Serhat dondu yani. Kitlendi. Evet. Yani değişiklik nasıl yapacak, nasıl edecek anlamadım ama ben başka bir şey söyleyeceğim size. Şimdi benim kendi görüşüm bu. Jesus'u biz niye öldü? Yani Türkiye'de niye öldü? Fenerbahçe ruhunu geri getirdiği için. Evet. Doğru mu? Şimdi bu ruh nasıl kayboldu? Yani ne oldu o Dünya Kupası arasında? Ben onu merak ediyorum. Tamam. Bak, kötü mücadele belki bazen edebilirsin, kötü koşabilirsin, şu yapabilirsin. Her şey kötü günde olabilirsin. Ama böyle pes etmiş, oyunu bırakmış. Görmedim ben Fenerbahçe. Yok. Yani şimdi şöyle, Galatasaray her şeyi doğru yapabilir ama sen her şeyi yanlış mı yaparsın? Bir takım ne kadar her şeyi doğru yaptıysa diğeri o kadar yanlış. O kadar da yanlış yaptı. Çok enteresan. Ben Fenerbahçe, bak son senelerde şampiyon olmamış, çok eleşti. Ama ben Fenerbahçe'yi bu kadar çaresiz gördüm. Çaresiz ya, yani bence yine Tuncay'ın en başında söylediği, Galatasaray'ın en rahat çıktığı ve galibiyet skora yansıttığı en rahat maç bence bu sezon. Kesinlikle öyle. 90 artı da atıyordu. Çok kritik 3 puanlar aldı. Çok sıkışıyordu. Beraber giden maçı çeviriyordu. Evet. Bu kadar rahat. Bence oyuncular var ya şu an ne kadar rahat maç geçirmiştir diyordu. Yani Fenerbahçe şimdi önümde de bir görüntü var. Jesus bütün takımı orta sahada toplayıp bir konuşma yaptıktan sonra içeriye beraber girmişler. Hocanın konuşmasını şu an yani illaki o da motivasyonu yükseltmek için bir şeyler yani deneyecek, bazı, yapacak ama. Bazı teknik adamlar çok agresif davranabilir oyuncuya. Bu dönem dönem olur. Hepimiz yaşadık. O tarz teknik adamlarla da çalıştık. Ama işin ters tarafı da var. İletişimle alakalı. Okan Hoca bence onu... Tarzı bambaşka Okan Hoca. Aynen öyle. Değil mi? Agresif de olabilirsiniz. Bazen yumuşak olup o iletişimi sağlayıp oyuncuları rahat da bırakabilirsiniz. Bugün Galatasaray takımına baktığımızda evet ilk 3-4 dakikadan sonra o kadar rahat bir Galatasaray takımı vardı ki. Sağda herkes yani seni biz yaptı. Biz ne istiyorsak yapacağız. Ve kazanacağız yani. Bu kadardı. Evet. Yani çok rahat oynadılar. O ha, görüntüyü verdi zaten yani. Siz buna izin verirseniz hiç hazır olmayan bir oyuncu grubu da sahaya çıksın. Aynı skoru alabilirdi. Alabilir. Siz izin verdiniz buna. Kesinlikle. Hasan abi şimdi Barış Alper'i merkezde kullanarak başladı Okan Buruk ve ilk 11'lere açıklandığında en ilginç hamle bu oldu. Yani bunun üzerinden acaba Galatasaray neler yapabilir konuştuk. Barış Alper'in de mükemmel bir maç çıkardığını sanırım söyleyebiliriz. Ya şöyle, maç öncesinde zaten Fenerbahçe'nin bir taktiği var. Yani her zaman oynadığı bir oyun var. Direkt sonuca gidebilen, belki Türkiye'deki en yetenekli oyuncuların kurulu olan bir takım zaten. Yani hani bir de içeride oynayınca her zaman bunu yapmak istiyor. Ama yani biraz önce de söyledim yani. Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. Takım savunmasını iyi yapıyor takım Galatasaray. Takım savunmasını iyi yapıyor. Ama sen bunu hiç göz ardı etmeden tamam bunu gideyim dersen, ya zaten bak yani Kerem zaten hızlı bir oyuncu. Barış zaten hızlı bir oyuncu. Olay, yani olayları bu zaten bu oyuncu. Önemli olan dediğim gibi yani orada defans oyuncunun arkasında bulabilecek pozisyonları yaratmaktı. Ve yarattılar. Ve bunu yani birisi de dur demedi yani Fenerbahçe takımında. Biri yani olmazsa bir biri olacaktı zaten. Ya, bir sürü pozisyon var. Ya kornerden bir dönüyorlar 3-2 kalıyorlar. Ve bu gerçekten yani büyük takım böyle oynamaz yani. Yani ben şaşırdım, çok şaşırdım yani. Diyorum yani çok rahat bir maç geçti Galatasaray için belki ama hani bu, bir yandan da bu kadar, Serhat'ın da dediği gibi bu kadar iyi olan bir takımın nasıl da oldu da bu şekilde yani boşlama geçti, inanılmaz bir şey yani bence. Ya pozisyon yok. Yazamadık işte. Yani, yani 35. dakika Batshuayi, Ara, arka arkaya oldu onlar zaten. 66. dakikada Samuel'in bir kenardan getirdiği. Bu kadar. Bu başka yok. Ya Fenerbahçe'yi nasıl konuşuyorduk bu sezon başladığında? Pozisyon da veriyordu. 4 diyor, 5 atıyor. Tabii. Hani çünkü oyunu böyle anlattı bize. Jesus. Ya büyük resimde Jesus geldi, dedi ki ben pozisyon da vereceğim ama ben hep hücumu düşüneceğim. Ben bir fazlasını hep ön, bu kadardı. Bugün hem defansif olarak yoktuk hem ofansif olarak yoktuk. O zaman da kaçınılmaz oluyor Serhat abi. Şimdi sonuçta baktığımızda da Galatasaray takımının ligin bence oyuncu kalitesi olarak ilk 11'indeki bence en kaliteli oyuncu grubu. Yani Icardi gibi, Mertens gibi bir oyuncu bence diğer takımlarda yok. O oyuncu profili, kalitesi yok. Evet. Birazcık kıpırdadıklarında, Oliveira'nın birazcık orta sahayı ele aldığında da ciddi fark yarattı Fenerbahçe'ye. 3-0. 3-0 oluyor sonra. Yani, değil mi karşılığı? Ben hani tabii ki Fenerbahçe içeride oynuyor. İşte belki maçın favorisi gösterebilsin ama tabii ki Galatasaray'ın kadrosu çok iyi ama şimdi şöyle, bir tarafta otoriter bir hoca var, bir tarafta daha çok arkadaşlığa giden, daha çok böyle işte oyuncuya daha yakın olan bir profil var. Ama şimdi bugün çok enteresan bir şey dikkatimi çekti benim. Altay, bildiğimiz Altay ama bugün, bilmiyorum siz fark ettiniz mi, Altay üzerinden Jesus'a protesto vardı bugün. Bak çok yani, çok önemli bir şey söylüyorum. Yani, evet anladım mı demek istediğini. Ne demişti? Oyuncu ayırt etmeyin demişti evet. Jesus ve herkes buna uymuştu. Jesus'a çok büyük saygı vardı. Jesus'a saygı kayboldu asla demiyorum ama bugün Altay'ı ıslıkladılar. Ferdi'ye
destek çıktılar. Var. Yani artık taraftar, yani ben Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar donuk gördüm taraftarını. Bak daha öncesinde stada gelmiyorlar, etmiyorlardı, başka bir şey. Ama yani yine aynı şeye döneceğiz. Yani birinci yarı Dünya Kupası'ndan evvelki Fenerbahçe ile ya sanki sezon farkı var. Yani geçen sezonla bu sezon arasındaki evet, gibi. Evet. Yani ne oldu bu takıma? Crespo. Şimdi Crespo bu takımın en değerli oyuncusu dedik. Yani şu an olsan kadroyu almam. Yanlış anlamasın kimse. Kadroyu almam diyorum. Fizik olarak da düştüler. Ne oldu? Yani her ikinci pozisyonda evet, düşüyor. İkinci toplara geç kalıyor. İrfan kadro dışı bırakın. Ya bir de şöyle bak de bunu bir duygusal tabii söylemiyorum. Ama bir yerde bir reaksiyon göstermen lazım. Evet, bilmiyorum katılıyorsun aslında. Bir de şöyle bir şey bırak var abi yani. Fenerbahçe dışı bir gün önce oynadı Galatasaray'dan ha. Evet, yani Galatasaray yani daha yorgun daha olması lazım. Olması lazım. Ama daha ama dinçti. Ama daha diriydi. Daha dinçlerdi yani. Demek ki yani burada hani tamam evet Galatasaray belki çok rahat bir pozisyon şey çok rahat bir karşılaşma kazandı ama yani burada Okan abinin yaptığı analizde o zaman es geçmemek lazım. Yani şimdi yani oyun çözülmüş olabilir mi? Fenerbahçe'nin oynamak istediği o baskın oyun karşısında rakipler bakıyoruz. Trabzonspor da bunu denedi. Beklerin arkasında, stoperlerin arkasında tek toplarla denedi. Hatta Tuncay maçı izlerken Oliveira bir tekte hiç düşünmeden bir pas verdi. Şey diye konuştuk. Belli ki Galatasaray buna çalışmış. Evet. O zaman şöyle sormak lazım. Sizin bir tane mi ana planınız var değil mi? Ana planınız var. Eğer yani işleri iyi git. Ben maçtan önce geldiğimde ne dedim? Bu üçlü olmaz. 5 dakika sonra dörtlüye döner diye bekledim. 45 dakika bekledi. Ya oyunun içinde dönebilirsiniz. Söyledim, İşler yolunda gitmiyorsa, sizin planınız tutmuyorsa bir anda hamle yaparsınız. İçerideki sadece yedek kulübesiyle hamle olmaz. Oyuncuyu da içeride de değiştirebilirsiniz. İçeride yani bizde yani ben sol önde oynarken bir anda orta sahaya da geçebilirim, santrafora da geçebilirim. Aynı şekilde Serhat yapıyordun da. Aynen. Ya bunu yapmadığın şey siz de hamle yapabilirsiniz ama kenardan teknik adamın uyarması. Evet. Ama bugün hepimizin ortak fikri kilitlendi Cesus. Evet. Durdu. Durdu. Yani ne yapacağım dedi. Ama orada da yardımcı antrenörlerin devreye girmesi gerekiyor. Ya ben işin teknik tarafından baktığım için hocaya da yardımcı olmak lazım. Yardımcı neden vardır? Yardım. Hocanın göremediği. Göremediklerini uyarırsınız. Çünkü teknik adamlar sadece topun olduğu yeri izlemez. Bütün sahaya bakar. Hem bütün sahaya bakar ama göremediği defansın veya orta sahanın yaptığı hataları yanındaki yardımcı antrenörler uyur, size destek en olur. En azından şu olur. Yani devre arasında sahaya şeye girdiğin zaman soyunma odasına tecrübeli oyuncular yardımcı hocalara söyler en azından. Hocam tabii, bak şöyle olur. Yani şöyle geliyorlar, hani şuraya biraz önlem alsak, bu da var, hemen gider. Yani onu en azından onun aklına gelmemiş olsa bile asıl hocaya söylenir. Yani en azından böyle bir çözüm üretebilirsin. Ama Allah yani bugün çok enteresan bir tarafa çizdik. Tabii tarafta da her şey istediği her çalışmayı sahaya koyabilen, belli ki antrenmanda ne çalıştıysa onu uygulayabilen bir Galatasaray takımı gördük. Yani sen az önce Aslan Kabze'ye sorarken Barış'tan bahsettik. Bu kadro çıktığında yorumlar şuydu: bu kadro topu tutabilecek mi? Evet. Ayağını tutabilecek mi? Pas yapabilecek soru mi? İşareti vardı sadece herkesin kafasındaki yorum şuydu: Galatasaray bekleyecek, kontra oynayacak. Savunma çünkü açısı. Yani kadroya baktığımızda Kerem gibi, Barış gibi, Reşitse Mertens gibi oyuncular işte Mertens'in üzerinden o topla buluşup defansa öyle bir oyun da olmadı. O da olmadı. Aynen. Barış arkası dönük oynadı. Tuttu. Birebir her pozisyonu geçti. Hava toplarını da kazandı. Aynen. Aslında santrafor değil. Yani stoperi ne diye yönetirsiniz? Yani ya ağırsa yani, yüksek topta iyidir, çabuksa birebir de iyidir. Hepsinde geçildi Fenerbahçe stoperleri. Şimdi şöyle, biz sahadaydık dedi ya Tuncay. Şimdi şu da çok önemli. Şimdi Galatasaray'da oynadı, biz de Fener'de oynadık. Çok önemli değil. Şimdi Galatasaray'da santrafor, ofans bir tonda golü var. Doğru evet mu? Şimdi düşünsene, kendisine soruyorum, cevaplasın. Hani seyirciler de şunu anlasın. Şimdi seyirci bakıyor ya, o farklı, bir de sahadaki çok farklı. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe maçına çıktı. Karşısında Serdar Aziz var. Her iki tane topu Galatasaraylı veriyor. Her iki pastan biri taça gidiyor. Ne diyecek biliyor musun? Tamam, bugün bizim günümüz. Tabii. Bak çok önemli. O özgüven gelecek. Bak çok önemli diyorum sana. Şimdi biz gidiyoruz, işte Ali Samiyan'dı bizim zamanımıza, gidiyoruz. Baktık Bülent Hoca topu 1-2 ayağı titriyor. Tamam dedik, Tuncay yüklü yönesin. Aynısı burada da. Tamam mı? Şimdi çok önemli abi. Ofans bunu koklar. Serdar Aziz'in ayağı mı titriyor? Şimdi Serdar Aziz baskı olmadan topu down down vuruyor. Abi özgüven veriyorsun buraya. Senin takım da diyor ki yandık bugün. İstediğimiz gibi olmuyor diyor. Abi çok önemli. Bu ne oluyor? Skor işte yazıyor arkamızda. Bu oluyor. Bitti. Yani sen istersen bunu haftalarca hazırlan. Okan Hoca her şeyi doğru yapsın ama iş sahada bitiyor. Oyuncu reaksiyon göstermiyor ya. Niye? Ne oldu mesela? Pes mi etti Fenerbahçe? Bıraktı mı?
Hoca mı gidecek Brezilya? Gitsin, buna sıkıntı yok ki. Ama şey, ama açıklansın olsun, anladın mı? İrfan triple mi girdi diye mi o hareketi yaptı? Orta sahada sen niye mi insana kırmızı kart görüyorsun? Ve gaddarca bir faul yani. Galatasaray, hani, Galatasaray centilmek dışı bir şey mi yaptı? Maçta bir gerginlik mi vardı? Galatasaray sen bu... hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. 10 numara maç gidiyor. Hakem hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Tertemiz maç oldu yani. Nasıl böyle bir hareket yapıyorsun? Bırak abi kadro dışı. Yani hoca bir reaksiyon göstermesin. Ben hocada şunu bak çok övdüm hocayı. Çoğu zaman da haklıydık ama ben hocada bugün net gördüm bunu. Yani özellikle Trabzon maçında başladı bu. Hoca bu tarz maçlarda özellikle büyük derbilerde kilitleniyor abi. 55'te dur geliyor. 3 derbi galiba. Kal geliyor. Evet. Yanında yardımcı bir şey söylüyor. Ya Rossi'nin kötü olduğunuzu biz futboldan anlamasına gerek yok. Niye değiştirmiyorsun abi? Buna futbol... Yani ben şurada dışarıda inşaattan birisine sorsam der ki Rossi'yi çıkarması lazım ilk önce der. Çünkü sahada belli ediyor. Belli yani sahada yani. Futbol maçını seyretmeyen bir adama sorsam ben hiç futbolda Rossi'yi çıkartsın der. Neyi bekliyorsun hocam? Bence. Çok geç. Hoca demiş ki. Çok Jesus, geç yani. Reaksiyon. Jesus açıklamalar yapmış. Yayıncı kuruluşu hemen yaptı. Birazdan basın toplantısına da geçecek. Çok hata yaptık. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten bizdik. 2-3 pozisyonumuz var. Galatasaray seken toptan golü kolayca buldu. 2-0 ve kırmızı kart sonrasında işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Bugün şampiyon belirlenmedi. Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez bir kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem bu. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım diyor Jorge Jesus. Teknik direktör konsantre değilse oyuncu da olamıyor değil mi abi? Zor. Ama bu maçlarda ben sadece teknik adamı yani sorumluluğu almış zaten. Almak zorunda. Çünkü sahaya sürdüğü kadro, oyuncu değişiklikleri vesaire birçok şey konuşabiliriz. Oyuncuların konsantrasyonu yoktu. Yani böyle bir derbi. 50 bin taraftar, daha fazlası var belki. Bir oyuncu neyi sevilir ki daha yani iç sahada oynuyorsun? Bu sahne bir 3-4 dakika belki bir heyecan olabilir, stresli olabilirsin. Ama bu sahneye çıkmak, her zaman bu sahneyi yakalayamıyorsun. Evet, aynen öyle. İşte bu, o zaman da yetenekli ayakların sahne alması gerekiyor. Sorumluluk alan oyuncu yoktu. Herkes birbirine bıraktı oyunu. Hocanın açıklamayla ilgili bir şey diyecek misin abi? Yani yine kırmızı kartı vurgu yapmış ama sanıyorum ki diğer karşılaşmacı. Bir de ilk yarıda daha çok pozisyona girdiği ben anlamadım. 2-0 mıydı kırmızıda maç? Hayır, şuna daha çok takıldım ben. Kırmızı kartla maç 2-0 mıydı? Bitti zaten maç. Tamam, o zaman ona bağlayamaz. Esas ben takıldığım nokta şu, oyun analizinde de eleştiride bulunduk burada. İlk yarı daha çok pozisyona girdik diyor Jesus. Evet. Orada o şeyi söylemesi bence o hani kırmızı karttan dolayı böyle oldu da değil de. Değil. Bu olaylar nasıl olmaya başladı? Onun şeyini asıl problem olan dedi senin biraz önce söylediğin şey aslında. Yani oradaki problemin kırmızı kart görmesi niye yani? Basit. Sebep var mı? Bu kadar. Ha? Adam mesela şey mi kaleciyle karşı karşıya kalırken mi indiriyor adamı? Bir de şöyle bir şey var yani. Topa müdahale falan. Bir de sen teknik bir oyuncusun. Eğer ki Galatasaray oyuncunun ayağı havada olmasa tabii daha çok büyük bir sakatlık geçirebilirdi. Bir de şimdi biz ofans oynadık. Ben böyle bir yani üçümüz buradayız. Öyle bir sarı kart, kırmızı kart hatırlamıyorum ben. Yok. Yani bunu işte defans oyuncusu yapar. Daha sert. Mesela Samuel Johnson vardı. Bam. Bu olabilir. Ama şimdi İrfan gibi gözüküyor. Teknik evet. Bu tepki bir gibi gözüküyor. Şimdi bu çok hassas. Eğer tepki varsa işte kime tepki? Hocaya tepki ise bize yapmıyor. Ben de bize yapamaz. Baktığında İrfan'ın ama bize şakası yok. Son haftalara baktığınızda zaten performansı yedek kalmaya başlamıştı zaten. Ona rağmen şans veriyor zaten size. Yani yeteneğinizi biliyor, evet. Neler yapabileceğinizi biliyor ve sizi oyunu değiştirmek için hamle oyuncusu olarak sahaya atıyor. Aldığınız reaksiyon ya tekrar hayır, geri çıkıyor. Tamam. Hani ve koşarak çıktı yani o vücut dili çok kötü değil. O öyle ama Mert Hakan da yani. Tamam niye eyvallah hani bir şekilde taraftarın gazına geliyor sürekli. Evet. Komutanmış seviliyor. Ya. Öyle olmaz ama. Sevildiği için yani... kalkıp yani bunu yapması da doğru bir şey değil. Yani hani sağ dışındasın. Nereden baksan çoğu maçta hep bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Kenardan en az 4 kere sarı kart görmüyor. Tamam sahip çıkıyor gibi gözüküyor. Doğru. Evet. İstatistik kasıyor kenardan. Ama yani sarı kart. Taraftar buna, ama taraftar buna inanmıyor bence artık. Yenidir. Her maç dışarıdan işte sarı kart diyor. Oyuna girip sarı kırmızıdan atılacak. Böyle bir şey mi atılacak? Yani çok enteresan. Bir de yani kendi kendine işte komutan. Abi sen komutan sahada olur ya. Tabii. Ben ona bakarım. Şimdi komutan diyor taraftar. Tamam eyvallah. O zaman sahada takım başında olacaksın sen. Dışarıdan sürekli sarı kart böyle bir şey yok yani. Ve taraftar da buna artık çok fazla... Ya ben İrfan için bir şey söyleyeyim. Yani. İrfan benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bence çok gerçekten üstün yetenek. Ama bazen yetenek etmiyor. Berkay Tuncay Milyon katılıyor musunuz ama. Kesinlikle. Yani böyle Fenerbahçe taraftarı onu çok seviyor falan düşünüyorsa orada birazcık düşünmesi lazım.
Yani taraftara yazık. Taraftarı düşünmesi lazım. Eğer sen taraftar seni sevdiğini hissettiğin anda zaten taraftar için oynamaya başlıyorsun. İşte aynen. Burada örneği var. Örneği var. E şimdi sen kalkıyorsun, giriyorsun. Senden biz ne dedik? İrfan'ın maçı girsin, değil mi? Evet. Bir şey beklerken kırmızı kart gördü. Ve derbilerde ne abi? Şunu da hiç görmedik hiçbir zaman İrfan'dan. Yani derbilerde ağırlığını koyan, bir maçı alıp çeviren, kötü giden bir maçı lehine çeviren bir oyun da ben daha izlemedim İrfan'dan. Derbi büyük maçlarda yani. Hep İrfan canımı savunacağız. Böyle bir şey olamaz ki ya. Kusura bakmasın. Yani kimler geldi, kimler gitti bu takımda? Yani. Yani kusura bakmasın, bir de iyi giden yani. Bir Fenerbahçe yok. Şu Galatasaray'a bakıyorum, Icardi sürekli özel yaşantısında eleştiriliyor. Evet. Torreira orada diyor, orada diyor. İşte evet, vefat olayı. Evet, evet. Burada da onu da şey yapalım hani ya. Babaannesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle. Ama adamlar belli ki hocayla arası iyi abi. Bir bağ oluşmuş Galatasaray'da. Yani bunu skordan dolayı söylemiyorum. Oyun bir şey var yani bu kadar. Icardi yok dediler, hazır olur mu? Yok, ondan bir şey olmaz derbide. Geldi bir asist. Bu neymiş ya? Evet. Yani ve Icardi de diyor ki maçtan çok zor. Sonra ben bir forvetim, santraforum. Gol atmak benim işim. Çok büyük oyuncu işim, olmak böyle bir şey. Değil mi? Yani büyük oyuncular sahne alır. Özel maçlar vardır. O maçlarda sahne alır. Girdi, 20 dakikada sahne aldı. Ve 1-0'ı 3-0'a getirdi ve sakatlıktan döndü Hasan abi. Yani hemen de fit bir durumda değildi Mauro Icardi. Tam forvet olarak bakıyorum. Ben de forvet oynadığım zamanında ama şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Gomis de şu anda ne düşünür? Şimdi o da var. Yani şimdi ki performansına bakıyorum. Her maç atan bir oyuncu. Hoca haklı abi. 1-0 bitmiş maç. İşte şimdi şu anda ya ben aslında bir nebze hani oradayım yani. Hani tamam eyvallah. Çok güzel bir skor. Çok güzel bir oyun. İşte Icardi'nin gol atması tabii ki Galatasaraylılar için, kendisi için, takım için çok önemli bir şey. Ama bir taraftan da böyle 3 haftada biz neler gittik, Sivas'ta gol attık 2 tane de. Orada gol attık. Bu maçta oynamadık. Yani şimdi onun üzüntüsü vardır ama yani hani onun katmış olduğundan dolayı bu şekilde Galatasaray buraya psikolojik olarak. Hoca ikna etmiş midir bu bizi? Bugün neden oynamaması gerektiği konusunda. Etmiştir bence. Değil mi? Bence de etmiş. Çünkü şöyle bir şey var. Ben mesela Galatasaray'da oynadığım dönemde Hacı vardı. Beni oynatmadığı zaman üzülmezdim ben. Mesela. Çünkü biliyorum ne zaman, biraz önce Tuncay söyledi işte. Hani seni biliyor. Yok. Hoca olarak vardı. Hoca olarak vardı. Hoca olarak vardı. Şimdi öyle olunca yani o hocanın senden ne istediğini, ne zaman yararlanabileceğini bildiğin zaman, ya o güveni aldığın zaman ister oynasın ister oynatmasın. Tabii. İlla ki bir bildiği vardır diyorsun. Dolayısıyla bence Gomis de gerçekten Galatasaray'ı yani şu anda sahiplenebilen en iyi oyunculardan bir tanesi. Yani ruh olarak söylüyorum. Çünkü oynasa da çalışıyor, oynamasa da çalışıyor. Yeteri kadar yapabildiğini en iyisini sahada yapmaya çalışıyor. Belki hani yaşından dolayı artık o eskisi kadar gücü, işte süreti, atletikliği, işte şeyi yok ama oynadığı zaman atıyor mu atıyor. Belki çok basit şeyleri de kaçırabiliyor ama şu ana kadar hep katkı sağladı. Hep katkı sağladı. Dolayısıyla... Attığı goller de 3 oldu. Puan. Yani evet. 4-0'dan 5-0'a getiren evet. Goller Antalya'da değil yani. 1-1, 2-1 oluyor. 0-0, evet. 1-0 Antalya yapıyor. Deplasmanı, bence Antalya çok iyi bir futbol oynadı. İlk maç. İlk maç çok önemli yani. Bunlar evet. Çok kritik. O ayakta kalıyorsunuz o galibiyetleri aldığınızda. Evet, üzerine de oyunu ekliyorsunuz. Okan Buruk da karşılaşmanın ardından şunları söylemiş. Bugün oyuncularımdan herkesin maça damga vurmasını istemiştim. Maçın başından itibaren dengeli bir oyun tutturduk. Maç genelinde üstün olan taraftı. Kazandığımız için de çok mutluyum. Ligin en çok deplasman oynayan takımıyız ve şu anda 4 puan öndeyiz. Bunu korumak için şimdiden sıradaki maçımızı düşünmeye başladık. İşimizi seviyoruz. Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlular. İnsani olarak da çok kaliteliler. Takım olma yolunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. İnanıyorum ki bu bizi şampiyonluğa götürecek. Icardi bugün iyi bir hikaye yazdı ve bizim için sevindirici bir hikayeyi geliştirdi. Onun kalitesinin bütün futbol severleri mutlu ettiğini düşünüyorum. Bu kadar kaliteli futbolcuların bizimle birlikte olması Türk futbolu için de sevindirici demiş Okan Buruk. Mata kaçta girdi oyuna? Tam galiba 89 gibi 90 gibi girdi. Bitiyordu neredeyse. Yani normal süresi. Mata girdi. Şöyle Mata girdi. Mata girdi ya, fena oyuncu değil. Aynen öyle, idare eden. Yani Okan Hoca'nın açıklamalarına katkı olarak şöyle söyleyeyim. Kaç tane oyuncu sayarsınız bugün? Mustafa'yla başlarsınız. Kesin. İyi oyuncu. Nelson'la Abdülkerim sayarsınız. Dubois sol bekte işini yaptı. Ve takımı de sayıyorsunuz. Evet, bütün takımı sayıyorsunuz. Açıklaması da öyle zaten. Aynen öyle. Bütün golleri, bugün... golleri atan isimler belli ama belki de maçın en önemli adamını Barış Alper'i yazabiliriz. Aynen öyle. 3 kişiyi sırtına alıp gidiyor. Çok rahatlattı etrafı. Muslera da çok etkili. Muslera da. Muslera çok kritik. Şimdi bir tane topu King'in yediği golün neredeyse aynısını Batshuayi attı. O da gol oluyordu. Kurtardı. Şimdi kaleci farkı da var yani. Fenerbahçe'de Jesus da alta yazar bu da bugünkü maç. Net. Yani onu... İlk olarak onlar bence de. Bence ilk. Yani solumuzu Jesus diyor ama ben altaya da yazarım. Bir yerde de çıkıp kurtaracaksın. Şimdi ben burada tabii espri yapıyoruz ama bu da
espriye karışık ciddiyet Tuncay'ı koysan bir gün bir tanesini kurtarırdı yani. Milli takımda hiç gol yemeyen bir kaleci tabii. 3 dakika yemedi yani. Sonuçta istatistiklere vurduğunda ben gol yemedim. Sen gol yemedin yani. Yani baktığında istatistikle daha iyi. Yani şimdi bir yerde de çıkıp maçı alacaksın. Şimdi 6-7 yani ben onu söyledim. Artık taraftar öyle bir noktada ki Fenerbahçe'de. Yani ne Alpay'ı ne İrfa'yı bunları bekleyemez artık. İsim olarak değil. Yani söyleyeyim 8 senedir şampiyon olamıyor. Yok. Yani gerçek bu Fenerbahçe'de. Ve Altay'ın sezon içinde de psikolojik olarak problem yaşadığı maçları oldu. Jesus da sen söylediğin gibi abi açıklama yapmıştı. Bugünkü gollerde ilk golde sanıyorum ki Tuncay abi ciddi bir hata var. Oliveira'nın golünde. Oliveira vurduğunda ki açıya baktığınızda çok kenarda. Belki dedim önünde bir hani oyuncu var mı görmemiş olabilir. Hamle yapamaz görmediğinde. Ama aynı pozisyon Mustera çıkardı. Yani tokatladı. Dediğim gibi bugün konsantre değillerdi. Sezonun içinde de Altay'ın hataları oldu. Ama ısrarla sonuçta takım kaptanı, liderseniz takımı yani sizden başlıyor her şey. İlk lidere bakarlar yani, kaptana yani, bakarlar. Kalede sen özgüven verirsen takım arkadaşlarına, kendi özgüvenin de varsa her şey gider. Defans oyuncusu şöyle der, Altay var nasılsa. Ben hata yapsam da Altay var. Mustera için onu söylüyor. Yıllardır önünde. Söylüyor Galatasaray'da. Mustera demek de zaten iyi oynadığı zaman bir puanı cebine koyuyorsun Hasan abi. Yani bugün mesela bütün Galatasaray oyunundan bahsettik, iyi oyunculardan söz ettik ama Mustera'yı da işin içine katıyoruz. Çünkü bir an geldi, oyun sanki dengeleniyor gibi oldu. Orada Mustera ben varım dedi. Evet kesinlikle. Biraz önce Tuncay diyor ya işte Altay var derim diyen aslında Galatasaray onu söylüyor zaten. Yani nasıl olsa Mustera var yani hani bir şekilde. Şöyle bir şey var. Mustera gerçekten hani İzlediğimiz zaman biz artık çok şey geliyor. Mustera yani diyoruz. Normal. Ama normalde üst seviye oynuyor yani. Hani artık yani çok üst seviye oynadığı zaman da diyoruz ki çok iyi oynadı diyoruz. Ama normali zaten çok iyi yani. O kadar. Yani normali çok iyi. Seviyesi ya, çok yukarıda. Yani aşağısı yok. Ya çok kötü oluyor. Yani çok kötü dedim de işte yani çok basit hatalar yapıyor ama onun arası yok. Hep iyi yani. O yüzden Galatasaray takımı bir de defanstaki oyuncularla beraber bayağı uyum sağladı bu sene yani. Gerçekten Abdülkadir Nelson işte Dubois'a sola geçti. Yani baktığın zaman ve Galatasaray'ın şunu söyleyeyim defansında bir tek sol beki uzun zamandır bulamıyor. Yok. Sağ bek oynuyor işte sol bekte. Yok işte yani. Hani ona rağmen yani Samuel'in orayı yıkması lazım ya bugün. Hani baktığın zaman yani. Oranın içinden geçmesi lazım tabiri caizse yani. Ama onu bile yapamadılar yani. Çünkü çok kopuklardı birbirlerinden. Dolayısıyla da böyle bir maç oldu bugün. Samuel sağda mıydı? Yani hakikaten bugün başlayış sakatlığı gibi oldu. Bir şey oldu sonra. Bir arka adresini tuttu. Ne oldu ondan sonra? Ondan sonra bir tempo düştü. Ya gidiyor zaten. Hem defansif olarak hem ofansif olarak katkısı var. Ama bitiricilik. Bitiricilik son nokta. Ya olmuyor atacaksın mu? Ya atacaksın. Bek oyuncusu. Oraya kadar gidiyorsan ama Fenerbahçe set oyununu da yapamadı. Dönen topları da alamadı. Kenarlara indiler. Ceza sahasında topla buluşma istatistikleri çok fazla olabilir. Ama kayda değer değil tabii. Ya heyecanlandıran bir pozisyon hatırlamıyorum da. Yok. Bir Rossi'nin girdiği var orada. O da kontra mı? Kontra. Evet. Orada King'e bıraksa çok net %100 pozisyon var. Pozisyon var. Onun haricinde dediğim gibi oyun olarak takım bütünlüğünü gerçekleştiremedi. Ve şeyi de gördük Sert abi yani ön tarafla stoperler arasında çok ciddi bir 50-60'a kadar çıktı o mesafe. Orta saha tamamen Galatasaraylı oyunculara kaldı. Böyle tamamen bütün ikinci topları aldı. Şimdi Fenerbahçe atağa gidiyor veya atıyorum Galatasaray atağa gidiyor. Şimdi mesela atak yapıyor. Hadi diyelim onlara verip kontrol oynayacaksın. Onu da beceremedin. Galatasaray atağa gidiyor. Top dönüyor yine Galatasaray'a. Galatasaray hiç yorulmadı ki. Bir 60 dakika hiç yorulmadı. Yani Crespo artık ilk yarıda istatistiğe baktığımızda en çok koşan Fenerbahçe'nin Crespo 4 kilometresi geri koşmuştur. Topun arkasından. Yana koşmuştur, geri yana koşmuştur. Boş koşu. Şimdi bu çok saçma yani. Bir de ben hani bu maç artık bence son olsun. Sadece derbi için söylemiyorum. Yani şu çok sıkıntı. Fenerbahçe zaten hani yaralı. Şampiyonluk arıyor. Kaç senedir bulamıyor. Yani takıntılıysa eğer Jesus. Ben Jesus'u en çok övenlerden birisiyim. Hiç sıkıntı yok. Ama bunu söylemek zorundayım. Eğer takıntılıysa, eğer bir hamle yapmak istemiyorsa kale bu yani bir tane hocanın transfer anlamında mı diyorsun? Transfer anlamında. Yani artık bu maçta da artık bir şeyleri görmediyse ve inat edecekse tamam mı hani işte var ya onun o öyle şey yani net bir mesajı. Bir şampiyonluk daha giderse böyle yazık olur ya. Yani bundan sonra ne olur bir daha işte yine yapılan İsmail Kartal diyor ya taraftar. Yani hani taraftarın da psikolojisi çok iyi bozuk, değil yani. Yani iyi çok, değil yani iyi değiliz yani. İyi değil yani. Değiliz abi yani şimdi doğruya doğru. Şimdi o zaman bir hamle bir reaksiyon gelmesi lazım. Çünkü açılı bu fark.
4 puan Hasan şu an. Hasan da burada şu an mesela o 9 maç İstanbul içeride falan kayıpsız geçerse Fenerbahçe'nin her kaybettiği puan abi çok can yakar. Galatasaray'ın önümüzdeki 5 maçını söyleyeyim. İçeride Hatay, içeride Antalya üst üste. Kim maç? İçeride oynuyor. Giresunspor deplasmanına gidiyor. İçeride Ümraniye, içeride Trabzonspor oynuyor. 5 maçın 4'ünü zaten İstanbul'da oynuyor. Ve iç sahada oynuyor. Evet. Yani çok net 15 puan yapması muhtemel gibi görünüyor Galatasaray'ın bu fikstürde yani. Öyle olunca ya da yolu yarılıyorsun zaten. Evet, Galatasaray 6 maçtır kazanıyor belki. Ama bu maçın rehaveti çok büyük oluyor bazen. O yüzden bundan sonraki maç çok çok önemli. Bak bu maçtan daha önemli. Daha, yani, daha zor geçer. Daha zor geçer çünkü bir rehavet kapılsa, o maçta bir tane tökezlese bu sefer tekrar sıfıra başlayıp o galibiyet serisindeki o psikolojiyi yakalamak çok zor yani. Dolayısıyla yani Galatasaray takım bu maçı kazanması çok büyük bir avantaj oldu. Hem moral olarak hem taraftar açısından, Okan abi açısından inanılmaz müthiş bir şey oldu. Ama bundan sonraki hafta oynayacak karşılaşmayı kazanmak zorunda yani ki bunun bu maçın anlamı olsun. Bu maçın bir anlamı olsun. Şimdi Icardi girdi, asist. Çok da klas bir gol. Müthiş. Son vuruş. Müthiş son vuruş. Son vuruş değil mi? Ya, tam son vuruş. Şimdi sen kendi evinde oynuyorsun. Tamam kaybet abi. Derbiyi kazanamazsın. Biz de çok hayatımızda derbi kaybettik ama bir şey mücadele et yani. Bir vur, bir yokla, bir iste değil mi? Bir kaleciye bir bak. Hiç ben anlamadım ki ne oynadı, nereden ya, geldi, nereden atak yaptı hiçbir şey belli değil. Fenerbahçe'nin bir kere bu ne bu sistemin oyunu? Dar alanda topu kazanabilmek değil mi yani? Hani kısa oynuyorsan, ana olarak anlayış eğer ya. Mesafeyi kısa yapmışsan orada kaptırdığına en yakın zamanda en tekrar kısa süre topu kazanmaktır. Sen bugün hiçbir şeyini yapamadın ki. Hiç. Bir de çizgi olarak kaldın. Ya vallahi yani hiç bir şey söylemeden uzun atsalar. Yine pozisyon var. Hep pozisyon evet, vardı yine yani. Pozisyon var. Ya bir oyun anlayışın olur orada. Daraltamadın ama takımın boyunu çok açtın. Ya önde oynarsın. İşte onu uzun da oynarsın, dönen topları alırsın, sete çevirirsin oyunu. Yani ne merkezden hücum yapabildik, ne kenarlardan. Bir de en önemlisi bazen maçlarda kilitlenirsiniz, evet. Oyuncu grubu da yapabilir. Hemen devreye bir duran top organizasyonu girer. Yani Fenerbahçe iyi oynadığı dönemde de, yani sezon içinde duran topları iyi kullanamıyor. Kullanan oyuncuda mı sıkıntı var yoksa vuranlarda mı yani set çalışmasında mı? Genelde sıkıntı var. Genelde sıkıntı var. Katılıyorum. Ya bir kere zaten duran toplar böyle bir hafta önce çalışış yapıyor olabilir. Tabii, tabii. Değil yani. Her sezon antrenman başından veya bir teknik direktörün illaki literatüründe olması gereken olan yani. Şimdi Dünya Kulüplerine bakıyoruz onların yani özel olarak hocaları hoca yani olarak var yani. Bizde geçen sene Galatasaray'ın yemin ederim bir tane şeyi yoktu ya. Yani atamadı, uzun süre atamadı. Mertens gelince iş değişti mesela. Geçen Mertens sene yoktu abi başlayacak. Hiçbir şey yoktu. Ne bir duran top organizasyonu hiçbir şey yoktu. Ama biz valla yani oynadığımız dönemleri hatırlıyorum da yani ben Rubin kazandı 8 tane gol attı. 8 hafta üst üste ya. Bak yemin taçtan ya taç. Yemin ederim taçtan ya. Çok büyük buna taçtan teknik direktör. Bak ciddi söylüyorum. Transferi yapmıyor bak abi sen. Vallahi diyor. Taç hocası getirdi ya kulüp. Ya inanılmaz bir şey. Yani buna nasıl önem vermiyor teknik direktörler ben anlamış değilim yani. Duran topta ciddi problem oldu. İzlerken de mesela biz maçı takip ederken yani heyecan bile yapmadınız yani. Hani Rossi topun başına yani geldiğinde. Bir şey sorma. Benim duran top konusu biraz şey söyleyeceğim. Alex vardı diyecek. Hoydon vardı diyecek. Hiç girmeyelim o duran top işine. Kullanan yani vardı. Mesela. Vuran da vardı ama. Vuran da Luciano da vardı. Mobre de vardı yani. Tabii Lugano da vardı. Hepsi tabii vardı. Hepsi vardı orada. Çıkan vuruyordu ya. Ya şöyle bir şey oldu. Alex'in ayağı iyi. Tamam. Vuran olmazsa gene sıkıntı. Ama diyor ki mesela Nobre'ye işte Tunç'e komut veriyordu. Buraya atacağım. Oraya da atıyordu. Şimdi burada ne komut var nereye atacağı belli değil. Rastgele korner kullanıyor Rossi. Rastgele. Yanlış mıyım yani? Ben hep buyurun o örneği vermişimdir. İşte beraber oynadığım oyuncularla neler yaşandığı ile ilgili. Ya kupa maçıydı, Avrupa Kupası ya da lig maçıydı bilmiyorum. Ama statta antrenman yapacağız. Tamam dedi ki sen benim arabayla gel dedi. Dedim bir sıkıntı var herhalde. Arabaya çağırıyorsun hocam ya katılmışız. Aynen öyle. Dedi Tuncay ne yapacağız dedi. Hocam neyi ne yapacağız dedim. Tabii Murat abi tercüme ediyor kuş. Dedi ki Alex hiç koşmuyor dedi. Alex şikayet ediyor. Tabii Alex bana şikayet ediyor şimdi takım arkadaşımı. Ama dedi bir duran top olur dedi. Korner, free kick. Ya kendi atar ya da attırır. Tamam o zaman sorun ne dedim hoca. Beni niye çağırdın? Ha, dedim ki ben onun yerine koşarım. Ya da benim yerime başkası da onun adına koşar. Yeter ki Alex 90'da gelsin. Bize ortayı atsın tabii ya. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi yani, koştu kadar yani. Koştun da arkasında madem yani. Hayır, ben bunu hep tabii, anlatırım. Tabii. Bu zaten takım oyunundan bahsediyoruz. Tabii. Birileri birilerine destek verecek veya açıklarını kapatacak. Herkes aynı şeyi yapamaz mı? Böyle bir ayak işte. Hoydon gibi bir ayak geldi. 30 metreden vurdu maçı kazandım.
Ben niye koşmayayım ki? Maçı kazan. Kazanacağım zaten. Madem Tunca hikayeden girdi, ben de şimdi bir tane hikaye anlatayım Tunca ile ikimizin. Baş belası Lyon vardı bize. Onlar nasıl bir kurarsa bu. Her sene Lyon çıkıyordu. Her sene Lyon çıkıyordu bize. Lyon maçı deplasman bizi lobiye çağırdı. Deplasmanda. Hatırlar. Evet. Tabii çağırdı, dedi ki Alexis Moratin Oydonk'u mu? Tunca ile bana soruyor. Tunca ile hemen birbirimize bakıyoruz falan. Bizi ben hatta biz oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız? Oydonk oynatmak ikimiz çift santral var. Arkamıza Alexis vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Siz oynamak için mi? Abi buradaki olay bu hassasiyet yani. Ne biliyor musun? Yani hocanın böyle bir şeyler düşünmesi. Maçı nasıl çözebilirim? Yani bunu Jesus düşünüyordur muhakkak ama. Tabii ki. Tabii ama canım. Bugün böyle maçı çözecek bir A planı vardı. Olmadı. Ama B, C yok gibi geliyordu yani. Yani görüntü bilmiyorum. Oydu. Yani muhakkak onun kafasında vardı ama bana o his geçmedi yani. Fenerbahçe A olmazsa B planına geçiş olmadı abi. Bu da şey gibi değil yani. 3'ten 4'lüye dönmek bir B planı gibi değil yani. Oyun anlayışı da yine aynı kaldı Fenerbahçe. Yani sarı kartı yemese çıkmayacak ki Henrique. Tabii çıkmayacak. Erken olacak. Sarı karttan çıktı evet. O. Tabii. Yoksa devam edecek, 3'lüye devam edecek belki de. Sayın Başkan Dursun Özbek de açıklamalarda bulunuyor. Birazdan Ali Koç da konuşacakmış. Basın mensupları da bekliyor Ali Koç'u. Ferdi de özür diliyoruz demiş. Tek cümleyle röportajı tamamlamış. Bugün hakikaten Fenerbahçe için ayakta kalan değil mi Hasan? Her zaman öyle olur ya. Böyle kötü maçlarda en iyi oynayan oyuncu konuşur ki yani kimse bir şey tepki olmasın diye mi olur bu? Tabii tabii. Çünkü o anda zaten kimse çıkmak istemez. Yani bana gelme. Tabii. O gelsin. Bu ya yedek kulübe ya genç bir oyuncuyu gönderirsin. Evet. Ama burada gidebilecek ve taraftarı biraz aşağı yumuşatabilecek tek oyuncu Ferdi'ydi. Bir de Ferdi sadece bir isyan değil, doğru bir oyun oynuyor. Tabii ki. Hani sadece ben alayım, 3 kişiyi çalımlayayım. Öyle bir egodan bahsetmiyoruz. Takım arkadaşlarına yardım ediyor. Mücadele, pres, her şeyi yapmaya çalışıyor. Ona ayak uyacak bir oyuncu grubu biri yoktu. Biri yanıma gelsin istiyor Ferdi aslında. Şimdi biri bana eşlik etsin istiyor. Doğru yaparken. Öykülen niye her şeyi yanlış yapıyor? O da çok enteresan. Yani bunlar farklı mı uyuyor tesiste? Farklı yemek mi yiyor? Yani farklı mı besleniyor? Bilmiyorum ki yani mesela. 5 dakika içinde zor bir oyunda oynamıyor. Taca atılıyor evet. Serhat. Onu diyorum. İkinci yarının başı yani, en konsantre olmanız gereken an. Tabii tabii. İkinci yarının başı. Ya Rossi övüyoruz. Mükemmel oynadı diyoruz. Gol attı diyoruz. Bir geliyor Rossi kayıp. Serdar Aziz diyoruz toparladı kendini kayıp. Yani çok dengesiz. Şimdi Galatasaray'da mesela Oliver önemli oyuncu bence orta sahada ama kötü oynadı diyemiyorsun. Bugün fena değildi diyorsun. Evet. Ve anladın mı daha böyle durgundu diyorsun ama böyle aşırı yani akıl almaz hatalar yaptılar. Serdar Aziz bugün mesela merak ediyorum ne oldu ona mesela? Yani çok mu üstüne gitti oyuncular yani hiç baskı yok yani topu taça atıyordu. Gol de öyle pas veremediler. Gol de öyleydirdi ya yani geri pasta hata yaptı. Mesela Lincoln girdi topu en azından kaybetmedi. Tuttu. Çok bir şey değişmedi ama tuttu. Bunu yapabilirdi Fenerbahçe. O zaman belki Galatasaray'ın oyun planını bozacaktı. Ama her topu kaybettiler. Ya Crespo'nun hangi pozisyonu tam dakika saati yok. Faul vardı ama faul değildi. Evet. Kerem'e. Evet, hatırladınız mı? Evet. Abi şimdi onu konuşurken akıl almaz bir tane pas hatası yaptı. Akıl almaz yani. Ve kontraya kalkıyordu Galatasaray. Bunu anlamadım mesela. Crespo bunları hiç kaybediyordu. Dursun Özbek de hani 5 tane attık 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek maçta ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşunu daha iyi yaparlar. Böyle farklı skorlar hem bize hem de taraftarımızı mutlu ediyor demiş. Ben ona kısa bir şey söyleyeyim. Benim şey ben geçen Cemre'nin de kız kardeşi Nilüfer Belediye'de oynuyor. Burada Galatasaray maçı vardı voleybol. Orada başkan da vardı. Belki onunla karıştırmış olabilir. Orada şimdi setler uzuyor ya 14-15 falan. Olabilir. Nasıl biliyorsun sen açıklamayı yani? Sen biraz önce galibiyetten kadar, sonra bir rehavete yol açabilir miye vurgu yaptın. Sayın Başkan diyor ki taraftarımız 7 gole alıştı. Yani derbiden sonra bunu söylemek birazcık yani rakibi ya de kızdıran bir şey olabilir yani. Tabii rekabet var. Her iki takım tabii centilmence geçmesi lazım konuşmalarında. Her iki takım içinde, her iki takım başkanları içinde. Ya tabii ki 3-0 dese ki 3-0 galip geleceksiniz biraz önce de söyledim. Yani kimse 3-0 öyle. 1-0 olsun bizim olsun derler bu maçlar için yani. Genel tabir odur yani. Ama tabii böyle şeylerde çok doğru bulmuyorum açıkçası ben. Çünkü öyle tarihte böyle çok fazla farklı skorlar çok yoktur. Nadiren olur zaten. O yüzden çok da doğru değil açıkçası. Yani birazcık Fenerbahçe taraftarları tepki göstermiş Tuncay bir açıklamaya. Yani rekabetin olduğu yerde bazen ama ortamı germemek gerekiyor. Evet, haklı bir galibiyet, net bir galibiyet. Çok net galibiyet. Gayet doğal. Yani ama ortamı germeden tabii ki açıklamalar olur. Şunu da söyleyebilir herkes.
bu kadar kötü oynarsan adam istediği gibi konuşabilir der yani, anladın mı? Hani böyle de bir psikolojik olarak öyle de durum var. Dolayısıyla ya bunun ben ortasını 7, bulmak 7'sine, lazım. 7'sine 8'sine yani. Değilim de şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta 5'te 3 mü yaptı içeride şu an? Ali Koç döneminde 5 derbinin 3'ünü Galatasaray kazandı, 1'i beraber bitti, 1'ini Fenerbahçe kazandı. İşte bu daha değerli benim için mesela. Ben Galatasaray tarafında olsam buna bakarım. Çünkü iki takım uzun bir aradan sonra. Tabii evet. Tabii. İçeride Kadıköy'de 20 yıllık seri zaten bitti. Yani bu istatistik bence daha önemli. Tabii ki canım. 7 olmuş, 8 olmuş. 3 puan sonuçta değil mi yani kaybetmek? Yani. Ama taraftarla da bir tartışma yaşamış Sayın Başkan, taraftarlarla. Yani geçen sezonda o kırılma anında, Trabzonspor maçıydı tabii. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'nin kırıldığı nokta. Bu sezonda bu çok herhalde bir eşik noktası sunucu herhalde. Bundan Fenerbahçe'nin iyi reaksiyon vermesi lazım toparlayabilmesi için. Burada teknik adama yazar. Yani şöyle yazar, bundan sonraki süreci yönetecek lider o. Oyuncularla oturur mu, bireysel olarak başka Serhat'ın dediği gibi kadro dışı mı olur? Bir çünkü transfer, ya bir reaksiyon vermesi lazım. Oyuncu grubunun da vermesi gerekiyor. Ama en başta teknik adamın bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Bu iletişimle de olabilir. Arda'nın sakatlığı Arda'yla var mı bilmiyorum. Evet. Çok net bir bilgi sahibi değiliz. Ama seyircinin en çok sevdiği oyuncuların başında geliyor. Şüphesiz. Şu anda fizik olarak iyiyse, yani kadrodaysa şayet, bir 15 dakika seyirciyi de oyuna çekmek adına atabilirsiniz. Bence en yetenekli oyuncu Fenerbahçe'nin ya. Ya öyle ben. Emre Mor, o seyirciyi ayağa kaldırabilecek ayaklar bunlar. Onların yapacağı bir hareket bir anda takım arkadaşlarını da coşkuyla öne iter. Tabii, topu tutarsın. Yunus mesela girdi bir iki hareket yaptı. Aynen o öyle. Oldu herkes. Yani o yüzden ona da iyi bakmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi taraftarın sevdiği bir oyuncu. Taraftar onu sahada görmüyor. 5 dakikada olsa onu gördüğünde Arda başka deplasmana gittiğinde rakip takımın seyircisi alkışlıyor. Yani. Onu sahada görebilmek için. Ve bu arada sadece ben mesela bugün değil. Bekledim ve yorumumu da yaptım maçı izlerken. Hani seyirciyi bir anda uyandıracak en önemli oyuncu Arda. Ve sadece genç olmasıyla değil, sevildiği için değil, oyuncu kalitesiyle zaten Arda bence hak ediyor oynamayı. Ama bir devre arası döneminde bir sakatlık geçirmişti. Biraz da uzun sürdü, kampı da kaçırdı. Bilmediğim için. Tabii onunla ilgili de yani bir ya şey diyemiyoruz. Sakatlığını bilmiyoruz tabii. O teknik kısmını bilmiyoruz içeride ama Arda'yı bir gün sahaya koysan tartışmasız yani. Rossi, İrfan, hepsinden daha yetenekli. Hepsinden daha yetenekli. Yani onlar ne fazla yapıyor ki Arda'dan bence hiçbir şey. O yüzden sakatlığı yoksa teknik adam olsan orada Arda'yı oyuna alsan kötü veya ilk 11 başlasan taraftar sana bir şey der mi? Senin zaten ilk söylediğin değil miydi o? Hiç kimse hiç kötü oynasa da bir şey demez. Bak ne dedi biliyor musun? Demez. İlk dedi Arda'yı alırım taraftarı arkama alırım. Çünkü devre arasında çünkü maç gidiyor. Tabii canım. Yani bir hamle yapman lazım. Yani Jesus buraları iyi bilen. Niye? Çünkü o almadı mı Altay'ı taraftara götürdü. Evet. Taraftar işini iyi biliyor. Taraftar ruhunu iyi biliyor. Burada onu büyülen de o. Ama şimdiki sen Kadıköy'de Lincoln'le taraftar arkana alamazsın. Topu tutarsın. İşi bitirecek İrfan başka İrfan geldi. Ya İrfan, ben İrfan'ın şunu çözemiyorum. İrfan'ın girdiği ilk hareket halı sahadaki gibi orta attı, out'a. Ya sen sol ayaksın. Temiz de bir sol ayağın var ama temiz de bir sol ayağın var. Adrese teslim yani. Şimdi yani kıyas için söylemiyorum ama yani orta atmak için atılmaz abi. Net bir şey olması lazım. Tuncay buradan bağırıyor. Atma, verme değil. Diyor. Yani görüyor çünkü buradan verme diyor. Atma diyor. Çünkü belli atacağın yeri gösteriyorsun. Yani bugün çok tutuk bir Fenerbahçe vardı. Bunu da dediği gibi hoca çözecek. Bunu başkan da çözemez. Başkanın dışarıdaki taraftarla kavgası da çözemez. Ve bunlar işi daha kötüye götürür. Daha kötüye götürür bence. Ben bilmiyorum yani ama. Seyirci tepki vermeye başladığında oyuncu grubu içerideki maça çıkmak istemez. İlk 11 oynamayan oyuncu üzülüyor ya. Oynamak istemez. Tabii. O baskıyı alıp bir anda seyircinin önünde kendini zora sokmak istemez. Zeki oyuncular çünkü. Aynen öyle. O liderliği alacak oyuncu var mı Fenerbahçe'de peki şu an kadroda? Bu baskının üstesinden gelebilecek, topu bana atın diyebilecek bir oyuncu görebiliyor musunuz bu komutan takımda? Komutan varmış ya, ben, o da oynamıyor. Ben biraz önce diyecektim ya. Komutan diyecektim. Komutan varmış, o da oynamıyor. Dışarıdan alabilecek sarı oyuncu Crespo'dur. Hani hem mücadele olarak hem de teknik kapasitesi olarak yine o sorumluluğu alacaktır. Ama tamamen şu anda Fenerbahçe takımının bir antrenmana, bir taktiğe ihtiyacı yok. Maça psikolojik kazanmaya. Olarak rahatlamaya ihtiyacı var. Kazandığı ilk maçtan sonra da zaten normale döner, rutine döner. Ama dediğim gibi antrenmanda şu anda teknik direktör liderliğinde onları bu yola tekrar nasıl sokabilir mi çözebilecek tek kişi Jesus. Valencia hazır mı?
Valencia girdi bir gün sahada yok. Bak Serdar Dursun'u hep eleştiriyordum ben. Hı hı. Şaka yapmıyorum ya, bu espri değil. Ben olsam Serdar Dursun'u aldırdım oyuna. Aldı gol da atmış, taraftarı da arkasına alan bir oyuncu. Al abi önde en azından ceza alanında Dursun bir şeyler yapsın. Yani anladın, bak düşün, en çok eleştirilen mi? Valencia girdi sağ kanatta, nerede oynadığı belli değil. Ben anlamadım ya, Fenerbahçe'de şimdi şu da yok. Yani Valencia %60 hazır. Bunları oynatmıyordu normalde hoca. Hani kimi oyuna sürüyor, kimi oyuncu... Yani mesela Lincoln hamlesi yaptı devrede. Ondan sonraki sen söyle, bir dahaki değişiklik 70'e doğru geldi. 65'i buldu. Son olarak şu Ali Koç Başkan'ın bir açıklamalarına değinelim. Hemen yavaş yavaş toparlayacağız. Beste Rondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bir yoğurt yiyişimiz var. Yazılan oyuncuların çoğuyla ilgileniyoruz. Hiç yapmadık bugüne kadar. Belki bir iki tanedir. Transfer haberleriyle performans düşüşünün paralellik arz ettiğini düşünmüyorum demiş. Taraftarımızdan özür diliyoruz. 3 puandan öteye bir şey değil, bir durum yok demiş. Bu skora alışkın değiliz. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımızda 4-0, 6-0'larda şampiyon olamıyorduk. Sezon sonuna daha çok var. Sezonlar içinde inişe çıkışlı zamanlar olabilir. Tabii ki bize yakışan bir durum değil ama bu durumdan geçiyoruz. Yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz demiş. Günahıyla sevabıyla her şeyden başkan sorumludur diye de eklemiş. Sayın Başkan, Jesus'ta sorumluluğu ben alıyorum diyor. Ali Koç'ta sorumluluğu ben alıyorum diyor Hasan abi. Yani vallahi burada aslında başkan güzel konuşmuş. Sonuçta yani bütün sorumluluk onda ama sahada oynayacak olan oyuncular var. Yani bunu oraya kadar da giremez yani o kadar sorumluluğa. Çünkü tamam her bir hiyerarşi var. Hoca, başkan, işte oyuncular gibi böyle şey var ama yani burada yani bu olayı düzeltecek olan şu an için sadece hoca var abi. O takımdaki oyuncular tabii ki de kendi aralarında bazı şeyler konuşurlar, bazı şeyler halletmeye çalışırlar ama o bir yere kadardır yani. Hani asıl bu işi yapabilecek olan Jorge Jesus'tur yani. Tamam herkes çok seviyor bak. Yani şu an dışarıya çık, bütün Türkiye'deki bütün oyuncular, bütün insanlar, yani futbolu seven insanlar Jorge Jesus'u seviyordur abi. Çünkü sahaya çıktığı zaman saha içerisinde, sahanın içinde, dışında olan her şeyi gören, her şeye müdahale eden, hem oyuncusuna, rakip oyuncusuna, takım olarak oynattığı oyuna kadar, bugüne kadar diye söyleyeyim. Herkes sever. Şimdi bir Beşiktaşlı, bir Galatasaray, bir Trabzonlu'ya sorsan böyle bir hocanız olsa dese herkes kabul eder de abi. Çünkü iyi bir teknik direktör. Ha bunun üstesinden gelir mi? Zaman gösterecek. Çok büyük tecrübesi var. Gösterecek. Çok büyük oyuncularla çalışmış. Başarıları ortada. Agresif bir yönü var. Ama unuttuğu tek bir şey vardı. Arda gibi, Emre Mor gibi oyuncuları küstüremezsin. Onlar yani naif oyuncular. Evet. Hani kaliteli oyuncular. Annenin babanın kızdığında üzülüp ağlayan çocuklar vardır yani. Onlardan değil. Aynen. Sokak çocuğu değil onlar ya. Yani. Şimdi çıkın dışarıya Fenerbahçe taraftarına sorun. Kimin yani ilk yazacağınız isim kim deseler Arda yazarlar. Formanın arkasına değil mi? Tabii. Hem de sahada olmasın. Hayır, kadroyu yapsalar. Arda'ya yazarsın. Tabii ki çok büyük. Onun arasında yazarım. Onu da yazarsın. Etrafını donatırsın. Girin şimdi sosyal medyaya her yere. Yine Arda top tweet'tedir. Tabii canım, gene konuşuluyor her yerde. Arda konuşuluyor yani. Bence hani başkan geldiğinden beri güzel konuşuyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama artık başarı lazım. Eğer başkan daha önce bir yönetici de bu yoğurt işine girmişti, o sıkıntılı. Çünkü bu sene de şampiyon olamazsan belki yoğurt da yiyemezsin artık. Vermezler. Yoğurt kalmayabilir. Yoğurt kalmayabilir. Çok ince bir çizgide Fenerbahçe. Aynen öyle. Yani sezon sonu için şu an daha bekleyelim edelim. Zaten her sezon aynısı konuşuluyor ki. Bir reaksiyon lazım. Şu an Fenerbahçe öyle bir noktada ki Galatasaray skordan hariç öyle bir noktada ki puan çok hassas. Şu an bir reaksiyon göstermeli. Bu transferle mi olur? Kadro dışı mı olur? Ben kadro dışı şey değilim ama bir reaksiyon göstermeli. Çünkü kırılma noktasında. Kırılma noktasında ki, ben söyleyeyim. Olumlu, bu bir anda bak 9 hafta sonra bir reaksiyon göstermese Fenerbahçe burada oturuyoruz 10 puanda olabilir fark. O zaman başka bir şey konuşuyoruz. O zaman başka bir şey konuşuyoruz. O zaman yoğurt kalmaz. Yoğurt kalmıyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Destekleri için. Gurme Spor'un ilk canlı yayını noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.